Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Grev'in oynanış videosu. Hemen vakit kaybetmeden bir kuşatma muharebesi başlatalım. Bakalım kuşatma maçında neler olacak. Evet arkadaşlar, kaydın ilk kısımlarında birazcık aksilik olduğu için ilk kısımlarını alamadım. O yüzden buradan devam edeceğiz. Buyurun bakalım nasıl bir oyun olacak. Burada bir kısa kılıç gelmekte. Aralarında çok kaldım. O yüzden çıkacağım. Oraya tek başıma giremem. Oraya bu şekilde giremem. O yüzden bir birim çıkarmam gerekecek. Bu haritanın bu üst tarafında okçular oldukça iyi iş yapıyor. O nedenle Namkan çıkarmayı planlıyorum. Çıktı. Kanamasını etkinleştirdim. Şöyle koyalım bakalım. Merdivende çıt savaşmak hemen hemen her klas için sıkıntılı bir şey. O yüzden merdivende savaşmamaya çalışıyorum oldukça. Şöyle artık inerim aşağıya. Köşedeki adamı almışlar. Oraya böyle girilmez. Kondotları alıp aşağıya olmalı yardıma gideyim. Çoğunluk B'de aslında. C boş. C'ye yönelinebilir. O nedenle şuradan C'ye gidiyorum ben. Gördüğünüz gibi C oldukça boş. İçeriği yalandan dolduracağım. Ardından duruma göre geri çıkarım. Hem atımın staminası da dolsun. O sürede. Birimlerim de benim çıkış yolum da arkada bekleyecek. Gördüğünüz gibi.
Evet, onları da çekeyim artık buraya. Deste. Şu şekilde indim. Stun'ımı vurdum. Arkasına veya yanına doğru geçtim. Biri öldü. Tekrar bir stun vurdum. Sürekli shift sol klikle vurmaya çalışıyorum ben adamlara. Dikkat ettiyseniz. Onları orada oyalamaya çalışıyorum. Stun ve kalkan kıran. Olay bu. Yine C'nin büyük bir kısmını doldurdum sanırım. Umarım pozisyon olarak yeterince net olabilmiştir. Anlattığım şeylere uygulaması. B'yi alamayacak gibiler ama C yine boş sanırım. Veya bir grubun geçtiğini gördüm galiba oraya. Bu balyozdaki böyle spesifik bir birime ihtiyacınız yok hocam da. Yakın birimler olursa daha iyi olur, size eşlik eder. Uzak birimler birazcık arkada tutabiliyor sizleri. Şöyle alalım bakalım. Biz de B'ye zorlayalım artık hep beraber. Olabildiğince sakin yerlerde savaş yapmaya çalışıyorum ki hem seçilmesi kolay olsun taktiğin. Hem de uygulaması kolay olsun. Kargaşanın arasında çok da anlaşılabilir olmuyor genelde. Şekilde koyarsam iş yapar bence. Onları buraya sokmamamız lazım. Mesela böyle bir toplu bir şekilde geldi. Stun'ı vurdum. Geri çıktım. Ultiyi vurdum uzaktan. Bir kill geldi zaten. Bu şekilde. Biri daha öldü. Okçu geliyor oradan. Şöyle bir stun vurmaya çalıştım. Kalkma özelliği olduğu için okçular bir tık daha hızlı kalkabiliyor. Yeniçerilerimi orada bırakmayı tercih ediyorum ben. Şu okçuya bir yaklaşalım. Aralarına girelim bakalım ne olacak. Şöyle biraz daha açığa çekeyim ben gelecekse eğer. Şimdi atmayayım ben bunu. Tazeleyelim ve devam edelim. Şekil. Ready for battle.
for battle. Şarap'tan top bekletiyorlarmış orada. Evet, olayımız bu hocam. Yani gir çık yaparak savaşılacak genellikle. Şu an bu maçta şans eseri artık. Çadır kısmına genelde menzilli birimler bekletiyorlar şu anda. O yüzden nasıl girip çıkacağını net gösteremedim. Ama B'nin oradaki kapışmada, şurada kemerin altında yapılan fight'ta ki o geri çık olayı biraz da olsa anlaşıldığını düşünüyorum. Onun haricinde C'yi yılanladığımız zaman birebir veya işte birimlerle nasıl fight atılır onu da gösterdiğimi düşünüyorum. Şu an kalan 3 dakikada çok da bir şey olacağını zannetmiyorum. O nedenle bakalım. Genellikle bizim takım sol tarafa yığılmış. Ben de soldan gideyim o zaman onlara desteğe. Sağda ne de olsa şaramplan var. Sağa gitmenin pek de bir anlamı yok. Martoları salarım muhtemelen erkenden. Solda bir ciritçi tayfası bekliyor. Bizimkiler alana girmeye çalışıyor. Şöyle stun'ı vurdum. Onun zıplama skill olduğu için başka bir şey harcamadım. Ve bunu arkadan yakalamaya çalıştım. Şu şekil. Olayımız dediğim gibi arkadan yakalamak. Arkadan yakaladığınız zaman sorun olacağını düşünmüyorum ben. Şöyle bir can doldurayım. O arkadaşı da arkadan yakalamıştım şimdi. Yavaş yavaş düşüyorlar zaten. Ya bu senaryoda ne oluyor? Birimi bir tık daha az kesiyorsunuz haliyle. Hatta bir tıktan daha fazla az kesiyorsunuz. Bu şekilde. Ultiniz tutmuyorsa başka skill ile içeride deneme yapmayın. 5 saniye bir neredeyse ultiniz geliyor zaten. Ultiyi beklemeniz yararınız olur. Kalkan kıran skillini kesinlikle hafife almayın. Oldukça fazla vuruyor. Staminanız gözünüzde olsun mutlaka. Ben kaçırdım. Yani onu aldık ve öldük. Umarım onun birimidir ki kaçar az sonralarda. Aynen kaçtı zaten şu anda. Az bir şey daha doldururlarsa kazanacağız. Anlık birisini böyle valyozlardan birisi kucaklayıp atsa dışarı hallolacak da. Sanırsam kaybettik. Evet. Grev'in oynanış videosu da bu şekildeydi. İlk kısım maalesef ki dediğim gibi teknik sıkıntılardan ötürü çekemedim. Artık ona yapacak bir şey yok.
Şöyle göstereyim. 6-2 ile bitirmişiz oyunu. Yani benim adıma bir tık kötü bir oyundu. Ama olayı anlatmak için çektim. Umarım anlaşılabilir olmuştur. Bir sorunuz, düşünceniz olursa aşağı yorumlara bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar dilerim. Hoşça kalın.